Arkadaşlar selamun aleyküm. Herkese merhaba. Arkadaşlar bugünkü aracımızda su değişimi yapacağız. Antifriz değişim, paslı su. Evet, burada böyle göründüğü gibi sizlere göstereceğim. Şöyle yan yapayım telefonu. Aracımız Volkswagen Kedi 2011 arkadaşlar. Aracımız 142.000'de. Evet, yerimiz Esenyurt arkadaşlar. Şimdi sizlerle paylaşacağım nokta, antifrizimiz burada. Yedek su bidonunun içini görüyorsunuz. Normalde arkadaşlar buradan baktığımızda içeriği net görmemiz lazım. Göremiyoruz. Yedek su bidonu kapağımız. Şimdi şöyle bir antifrizine bakalım var mı yok mu. Evet. Gördüğünüz gibi hiçbir şey yok. Buradan bildiğiniz paslı su akıyor arkadaşlar. Görüyorsunuz. Şöyle netleştireceğim. Sistemin içi bayağı dolu. Hep bu su pasıyla alakalı. Sudan dolayı böyle yapmış arkadaşlar. Yani bu hiç iyi bir durum değil. Bu araçta. Sadece suda kullanılmış. Bidon halinde görüyorsunuz arkadaşlar. İçi bayağı pis. Çıkan su belli. Çok sıkıntılı bir durum. Normalde bidon şöyle oluyor. Alman markası orijinal yedek su bidonumuz. Şöyle çıkardığım zaman bidonumuz bu arkadaşlar. Bakın buradan baktığınız zaman dışarıdan antiviris suyunu görmeniz lazım bu bidondan. Şöyle koyalım bidonumuz, bekler olmasın. Antivirizi değiştireceğiz. Konsantre, yani yoğun antiviris, uzun ömürlü arkadaşlar. Long life zaten uzun ömür demek. Şöyle bununla beraber üstüne bundan sonra su koymamız lazım arkadaşlar. Dediğimiz gibi aracımız Volkswagen Kedi. Şimdi biraz çalışsın araba. Devir daim yaptığımda bu suyu açacağız. Normal ilave suyumuzu koyacağız. Araç kendi kendine sistem çalışıp devir daim yapacak arkadaşlar. Güzelce temiz olmasını istiyoruz. Diliyoruz inşallah olur. Bakalım arkadaşlar bidonumuzu değiştikten sonra ne olacak? Ne bitecek? Tekrar videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Arkadaşlar selamünaleyküm, günaydın. Aracımızın su sistem temizliğini yapacağız şu an. Geri dönüşten su gelmiyor. Valvolün soğuk sistem temizliği, radyatör vesaire hepsi yazıyor. Şuradan bir açacağız arkadaşlar. Şöyle telefonu bir dakika bırakıyorum. Evet, çıkarttım arkadaşlar. Radyatörün içine döküp yaklaşık bu termosu açana kadar durması lazım, yarım saat. Sonrasında arkadaşlar suyumuzu boşaltacağız, tekrar temizleyeceğiz. Volkswagen Kedi aracımız. Evet, işleme başladık arkadaşlar. Videonun devamında görüşürüz inşallah. Arkadaşlar herkese tekrar merhaba. Volkswagen Kedi'mizin yedek su bidonunu söktük arkadaşlar. Durum bayağı sıkıntılı. Hiç iyi gözükmüyor. Şu pası bir inceleyelim size. Evet, gördüğünüz gibi içinde bildiğiniz çamur mu diyeyim, pas deryası mı diyeyim arkadaşlar. Bayağı kötü içi. Her yerine yayılmış. Çok aşırı pis. Bu arabaya hiç uzun zamandır 1 gram antiviriz koyulmamış. Arkadaşlar ben buradan belirtiyorum. Bu araçlara antivirizin en baba fiyatı hani 150 olsun, 120 olsun, 130 neyse, yani bu antiviriz bu arabaya yani uzun süredir koyulmamış. Şunun pisliğine bakın. Hiç önermiyoruz yani bu şekilde arabaya binmelerini. Bu çok büyük sıkıntı oluyor. Yedek su bidonun içi böyleyse motorun içi daha kötüdür. Şöyle akan pasa bakın. Bayağı durumu kötü. Şimdi bu sistemi komple temizleyeceğiz. Temizleyebilirsek inşallah. Eskisi ve yenisi arkadaşlar. Aradaki farkı siz görün. Temizlik işlemine başlıyoruz.
Evet, yedek su bidonumuzu koyduk. Suyumuzu açtık şu an. Bir yandan da su boşalacak. Daha sonra çalıştıracağız. Araçtan akan yoğun pas, pislik şu an. Araçtan boşalsın biraz. Şimdi bu aracın başına gelecekler ileriye dönük. Termostat tıkanacak, kilitleyecek. Çünkü antivirüs koyduğumuz an başlayacak arkadaşlar serüven. Radyatörde sıkıntı olacak. Kalorifer peteğinde problem olacak. Yani çoğu malzeme tek tek bozulmaya başlayacak. Yani 150 lira antivirüsten kaçarsanız, dikkat etmezseniz. Çoğu müşteriye de suç bulmuyoruz çünkü bakım olduğu zaman söylemiyorlar. Bu araçta pas var diye. Ben bu müşteriye iki kez izah ettim bunu. Anlattım durumu. Bunun bir an önce temizlenmesiyle ilgili. Çünkü arabanın içinde şu an yoğun bir pas var. Şuradan size göstereceğim. Hemen bir örnek. Şuradan tornavidayla aldığımızda, evet, balçık gibi pas var. Antivirüsü koyduğumuz an sıkıntılar başlayacak. Evet, aracımızı çalıştırdık. Şu an rente çalışıyor. Bir yandan su basıyoruz arkadaşlar. Bir yandan da pas suyumuz akıyor. Buradan göründüğü gibi arkadaşlar. Böyle bir devir daim yapacak araç ilk başta. Bu pası arabadan atmamız lazım. Pas suyu attığımızda temiz bir şekilde su gelirse arkadaşlar böyle akıyor gördüğünüz gibi. Ondan sonra normale dönecektir. Ama dediğimiz gibi antivirüs koyduğumuz an sıkıntılar başlayacak arkadaşlar. Evet, suyumuzun rengi çok şükür 4-5 saat aradan sonra normale döndü. Yedek su bidonumuz kırıl kırıl akıyor artık suyumuz. Sürekli devir daim yaptırdık aracımıza. Yaklaşık şu an 1 saatlik bir işlem daha kaldı. 1 saat sonra aracımız kırıl kırıl suyuna kavuşup Allah'ın izniyle antivirüsünü koyacağız arkadaşlar. Ve işlemimizi bitireceğiz. Ondan sonra bir yol testi yapacağız. Dediğimiz gibi yaklaşık 1000 kilometre veya 1 ay sonra sıkıntılar başlayacak. Bakalım, inşallah ağır bir sıkıntı olmaz. Şu anda işlemimiz tamam. Evet, antivirüsümüzü koyalım şu an aracımıza. Konsantre antivirüsümüzü koyuyoruz şu an. Shell marka. Arkadaşlar. Evet, suyumuzu biraz çekecek. Buradan berrak su geliyor hala. Antivirüsü çektikçe biz buradan tamamlayacağız arkadaşlar. Şu an bidon rengimizi ve antivirüsümüzü görüyorsunuz. Bizim bahsetmek istediğimiz olay, evet, şu an antivirüsümüzü koyduk aracımızın. Gördüğünüz gibi kırıl kırıl antivirüsümüz var. Seviyesi de belli. Size bahsetmek istediğim olay, normalde kullanıcı kişinin kapağı açmadan, şu kapağı açmadan kendisi buradan görebilir. Seviyeyi, kırmızılığı her türlü görebilir arkadaşlar. O yüzden her zaman berrak su olması lazım ve antivirüs olması lazım. Şu an aracımız hazır. Biraz sonra yol testine çıkacağız inşallah. Şu anlık tamam. Selamünaleyküm arkadaşlar. Evet, Volkswagen kedimizin su temizlik işlemini bitirdik. Şu an otobandayız. Bakalım hararet yapıyor mu? Fan açıyor mu? Hararetimiz ne durumda arkadaşlar? Çünkü yoğun pas vardı biliyorsunuz. Şimdi antivirüsümüzü değiştirdik. Bir sıkıştıralım dedik otobanda arabamızı. Bayağı bir yol yaptım şu an. Klima açıktı. Klimayı da kapattım ki belli olsun diye arkadaşlar, eğer sıkıntı var yok görelim diye. Şu an otobandayız ve sıkıştırıyorum aracı.
sistemimizi temizledik arkadaşlar. Sizler de ihmal etmeyin. Her zaman aracınızın su seviyesini kontrol edin. Antivirizin olup olmadığını ölçtürün. İleride sizin de başınız ağrıyabilir bu konu üzerinde. Çünkü antiviriz aracın en önemli noktalarından birisi. Motor yağı kadar önemli arkadaşlar. Çünkü sistem antivirizli suyla soğuyor. Sadece su yok. Fabrikasyon antiviriz olması lazım. Bizim Türkiye'de genelde milletin aklında kışın antiviriz koyma muhabbeti var ama öyle olmuyor. Aracın pas yapmasını önlüyor. İçeride pislik olmasını önlüyor. Antiviriz bir nevi çamaşır makinesinin kalgonunu düşün arkadaşlar. Sürekli kireci, pas, her şeyi önlüyor. Ve aracın motorunun ısınmasını da çabuk ısınmasını da önlüyor. Faydalı bir sistem. Dolayısıyla bunu ihmal etmeyin. Antiviriz yaz kış aramanızda olması lazım. Şu an aracımız evet 90 dereceye geliyor. Biraz geç kalkıyor hararet. Şuna yorumluyorum ben de. Şu an antivirizi koyduk. Çoğu yeri tıkayacak zaten. Veya bazı yerleri çalıştırmayacak. Dolayısıyla her şeye hazırlıklıyız. En azından bir teste çıkabildik. Termostatta bir sıkıntı var büyük ihtimal. Bakın hararet 90'da durmuyoruz. Kendi kendine soğuyor. Arkadaşlar. Şu an yol testimizi bitireceğiz. Otobandayız. Birazdan dükkana dönüşünü yapacağız arkadaşlar. Bu videomuzu da burada sonlandırıyoruz. Bizleri YouTube kanalından, Instagram'dan, Facebook üzerinden takip edebilirsiniz. Abone olmayı, videolarımıza yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalımızı inşallah doğru düzgün bir şekilde büyütürüz. Herkese faydamız olur. Şimdilik çekimimizi burada kapatıyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun.